Bakın bu çocuk yeni atılanlar. Gel, gel evladım, gel. Ayakta duramıyor. Gel, 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 gel. Dur, korkma, korkma, korkma. Korkma sen, korkma sen. Gel, 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 gel. Gel sen, gel sen, gel sen. Korkma, korkma, korkma. Korkma evladım. Küpe numarasına bakın. 1831. İşte. Az önce bana bir telefon geldi. Mollaköy civarına atıyorlar hocam diye. Dedim ki video çekip atın. Tabii korkuyorlar. İşte biz yetişene kadar atılmış ve ayağa kalkamıyor bu can. Kim bilir kaç gündür o araç içinde perişan. Bakın pembe küpe. Bu küpenin hangi ilçeye ait olduğunu bulup sizlerle paylaşacağım. İşte şerefiniz de bu kadar. Atanlara söylüyorum. Bu çocuğumuza hemen su açtık. Yanmış susuzluktan. İç, iç evladım, iç, korkma sen, korkma sen. Şu gözlerindeki korkuya bir bakar mısınız? Bunu hak edecek ne yaptılar ya? Ne yaptı bu canlar? Sen korkma artık, korkma. Yanıyorlar susuzluktan. Daha önceki videolarımı da söylemiştim. Özellikle araçlarda 1-2 gün aç ve susuz bekletiyorlar. Bakın bugün hava 41 derece, gölgede Sakarya'da. İnanılmaz bir sıcak. Bu canlar en az 2 gündür de o araçtalar. Şuraya bakın. Durup dinlenip su içiyor. İnşallah hastalık bulaşmamıştır. Biz elimizden geleni yapacağız. Ve bunları yaşatmak için her şeye rağmen direniyoruz. Suyun içti. Şimdi önüne bir tabakta konserve açtık. Onu yemeye çalışıyor. İnşallah düzelecek. Diğer kardeşlerini, arkadaşlarını çektim. Korkuyorlar. Ormandan içeriye kaçmışlar. Büyük ihtimalle bakın üstü başı toz ve çamur. Araçtan nasıl attıklarına inanamazsın. Kaldırıp demir kafesleri devirip gidiyorlar. Yani tek tek indirme yok. Bu canlar hırpalanıyor. Bacağı kırılan var. Sakatlanan var. En ufak vicdan kırıntısı yok dostlar burada. İnanın samimiyetle söylüyorum. İşte. Suyu burada. Maması da burada. Ve şimdi çocukları besleyeceğiz. Dönüşte tekrar kontrol edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerle de mümkün olanı paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü diğerlerini yüreğiniz kaldırmaz. Hadi afiyet olsun. Allah'a emanet ol. Biz gene geleceğiz, tamam mı? Bir sürü atılmış dostlar. Bölüm bölüm dökmüşler. Biz şehrin kuzey kısmındaydık. Sabah 8.30'da başladık besleme. İnanın üstümüzden ter akıyor. Şöyle bir göstereyim rezilliğimizi. Orman işlerine kaçıyorlar. Gel evladım. Bakın. Gel, gel. Gel sen bana. Gel, gel, gel. Gel, gel, korkma. Gel. Gel, 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 gel. Öf Allah. Of, of. Daha ağır konuşacağım da. Ülkenin durumu müsait değil. Maalesef. Artık gerisini siz anlarsınız. Şu hale bakın. Hangi vicdanla getirip şuraya attığınızı şöyle bir gösteriyorum dostlar çevreyi. Bakın. Ne var burada? Nasıl yaşasınlar? Utanın ya, utanın. Gerçi utanma ağırlanma sizde nerede? Ben şimdi şu çocukları bulmaya çalıştım. Bu çocuk da yeni. Küpe numarası 1832. Yine pembe küpe. Bu geçen atılanlar. Bakın yine şu tarafa gidenler var. Yeniler. Yine Mollaköy nehir boyunu doldurmuşlar dostlar. İşte ağaçların altlarında. Gel, gel, gel. Sen neredesin güzel çocuk? Gel, gel, gel evladım. Şimdi buraya gölgeye mama açtık. Bir paket yeni atılanlar da gelsin. Buradan karnını doyursun diye. Tamam. Hadi bakalım çocuklar. İşte ormanın içerisinde sesleri duyuyorsunuz. Ne yapalım? Hadi gel. Aferin, aferin sana. Mamanın yeni de öğrendi. Tamam. Evet dostlar bu çocuk da yeni. Bakalım. Gel seni de mi yeni attılar güzel çocuk. Gel gel. Gel küpe numaramı bakalım. 1829. Yine aynı belediye. Buralar doldurulmuş çocuk dostlar. Bir sürü var. Bakın biraz akşam serinli olunca da diğer canlılar da çıktı. Bunlar da ormandan çıkıp gördüğümüz yeni çocuklar. Kim bilir daha içeride neleri var. Şimdi her yere mama yedeklemeye devam ediyoruz. Afiyet olsun. Bakın bu da yeni.
Bu da sarı küpeli. Onu da çekeyim. 303 küpe numarası. Evet. Bu da yeni. Ve şöyle yaklaştıracağım. Bakın. Orada da yeniler var. Şimdi bölge bölge elimizdeki tüm mamaları yedekleyeceğiz. Tamam. Tamam çocuk. Aferin. Aferin. Ne yapalım dostlar? İki kişi mücadeleye devam ediyoruz. Korkma güzelim. Korkma. 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 İşte bir tane daha. O da yeni. Gel gel gel, seni seveyim. Gel seni seveyim. Gel seni seveyim. Gel. O biraz daha ürkek. Tamam. Sen de mi yenisin? Aman aman. Aferin benim kızıma. O da pembe küpeli. Aynı belediye. Bir tane de farklı. İki farklı belediye buraya doldurmuyor. Sizleri tebrik ediyorum. Helal olsun. Bu millete ve vatana, millete çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Tebrik ederim. Bakın tam hareket edeceğiz. Bu yavru da yeni. Her taraf. Ey Allah'ım yarabbim. Bir türlü gidemiyoruz. Turan abi araçla ilerliyor. Ben yürüyeceğim. Çocuklara hiç olmazsa farklı bir yere mama yine açalım ki karınlarını doyursunlar. İşte bir çocuk daha. Seni de mi yeni attılar evladım? Gel gel gel. Onu da küpe numarasını göstereceğim. 1837. İşte. Bir pakette buraya mama açtık. Bakın bu yeni çocuklar. Diğerlerinden korkuyorlar. Hiç olmazsa buradaki mamanın yerini öğrendiler. Arkadaşlarını da getirecekler. Burada karından doyacaklar. Az bir şey döküp gidemiyoruz. Çok fazla cam var. Bakın işte. Az önce çektim. Gel kızım gel. Gel güzel çocuk. Gel gel gel. İşte mamaları burada. Yine dışarıda yaklaşmaya çalışan canlılar var. Ben buradan çıkıyorum. Onlar da gelsinler. Bu çocuk da yeni. Bu da yeşil küpeli. Küpeyi de zor takmışlar. Dur korkma. Korkma sen. Korkma sen. Korkma sen. İşte. Durumu bu. Yara bere içinde buraya atılmış. Şöyle okumaya çalışıyorum ama. Dur evladım. Dur evladım. Dur. Yok canı yanıyor çocuğun. Fazla ellemeyeceğim ama işte küpe burada zaten. İşte. En az 3-4 belediye dostlar. Helal olsun size be. Vallahi hiç utanmanız, allanmanız da yok ya. Bu kadar laf söylüyoruz. Bir kişi de sen kime söylüyorsun diyemiyor. Hadi çıkın da deyin. Bu yaptığınız nedir ya? Hangi dine, imana, hangi insanlığa, hangi ahlaka sığar? Yazık, günah değil mi? Biz iki kişi bunları kurtarmak için çırpınıyoruz. Koskoca belediye dostlar, belediyeler bakın devletin resmi kurumu getirip ölüme can atıyor. İşte belgesi. Çıkın biz atmadık deyin. Küpe numaraları burada. Bu çocuk da yeni. İşte. Hangi birini sayayım? Bu zaten bir hafta önce atılanlar. İşte bir tane daha geliyor. Bakın biz burada biraz oyalanıyorum ki ormanlardan sesimizi duyup çıksınlar. İşte nasıl güven sağladı. Kanını doyurduk. Bir süre sonra ne olacak biliyor musunuz? Birileri gelip bir zehirli et atacak. Bunların çoğunu bulamayacağız. Artık nasıl olduğunu siz yorumlayın. Bunlar bizim yetimlerimiz. Siz artık büyüdüğünüzde buralara kadar geliyor musunuz bizim yanımıza? Gel gel. Bu da kurt da yeni atılanlardan. Gel gel gel, mamalar burada. Gel evladım gel gel gel. Geldi geldi geldi, bak mama elinde. Gel gel gel. Şimdi şöyle yuvanın yanına geçelim. Onları güzelce bir doyurayım. Gelin bakalım siz. Yaramazlar yaramazlar. İşte bunlar yetim bırakılanlar. Elbet bunun cezasını son nefesinizde de olsa da önce bu dünyada ödeyeceksiniz. Öbür taraf zaten çıkmaz sokak sizler için. Hadi gelin bakalım. Bebişlerimizde yine yoğurt getirdik. Çok şükür yaşatmayı başarıyoruz. Allah'ın izniyle büyüyecekler. Küçücükler de. Hadi bakalım serin serin yiyin. Turan abi de bir taraftan suları yedekliyor. Şimdi yoğurtlarını yesinler. Biz onlara konserve de açacağız. Bu bebişler için inanın dostlar hemen hemen her gün geliyoruz. Aferin bebişlerim. Şimdi de konservelerini verdik. İşte bir kase yoğurt yediler.
500 gram yoğurt. Üzerine de 500 gram da konserve 1 kilo. Zaten bunları tartsanız da 1 kilo geliyor. Ama ne yapsınlar, anne sütü olmayınca böyle idare ediyoruz. Doyurun karnınız bakalım. Aferin size. Doydu mu demiş, doydu mu? Çok güzel çocuk. Kaptan çocuk, kaptan çocuk. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun bebişler. Allah yardımcınız olsun. Sular da tamam. Bu bölgedeki çocuklarımızın mamalarını verdik. Sularını da doldurduk bugün. Gerçekten birkaç kez söyledim dostlar. Anormal sıcak. Dışarıda bile duramıyoruz. İşte. Afiyet olsun çocuklar. Şu an ormanların içerisinde bir sürü cam var. Biz buraya mamalarını yedekledik. Onlar da serinde çıkıp yiyecekler. Şimdi sizlere ormanların içini gösteriyorum. Bakın sağda solda çocuklar yatıyor. Şöyle göstereyim. Sonra ormanlarımız neden yanıyor? Herkes görmüş olsun. İşte pislik böyle devam ediyor. Bakın çocuklarımız buralarda. Ben peki buraya niye geldim? Sanki bir yavru sesine benzer bir ses duydum. Onu araştırıyorum. Sen burada mı yatıyorsun? Senin yerin burası mı? Aferin. İşte buralara sığınıyorlar. Biz bu çocuklarımızı yaptığımız yuvalara çekmeye çalışıyoruz. İşte buradan devam ediyor ama şu an başka ses duyamıyorum. Yanılmış da olabilirim. Kuş sesi de olabilir. Ama buraya kadar kontrol ettik. Şimdi tekrar araca döneceğiz. Hadi siz yatın çocuklar. Sen de orada mı yatıyorsun? Güzel çocuk. Senin yerinde burası mı? He? Senin yerinde burası mı? Sen burada mı yatıyorsun? Aferin, aferin sana, aferin sana. Söylemiştim, bu ormanların içerisinde onlarca can var. Buralar serin, buralara sığınıyorlar. Hadi bakalım görüşürüz. Aferin benim güzelim, aferin. Tamam. Görüşürüz güzel kızım. Bunlar bizim yeni bulduğumuz bebişlerimiz. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Hala çok ürkekler. Yuvalarından çıkmıyorlar. Biz buralara mamalar, sular, her şeyi yedekledik. Buraya da konserveler açtık. Bizden sonra gelip yiyeceklermiş. Bugün hava 41 derece sıcak. Bebişler o yüzden de dışarıya çıkmıyoruz. İnanın açıklarda bir tane bile can göremiyoruz. Hepsi gölgelere sığınmışlar. Biz yine de her yere mamalarımızı yedeklemeye çalışıyoruz. İşte. Hadi gelin. Tamam. Ben çekiliyorum. Siz benden sonra gelip karnınızı doyurun. Aferin böyle işte. Gel 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 gel. Aferin sana. Aferin. Alışalım artık. Hadi afiyet olsun. Bu bizim kara kızımız. İki tane yavrusu kalan. Şimdi konservelerini verdik. Kuru mamanın üzerine döktük. Önce onu bir doyuralım. Ondan sonra mamalarını yedekleyeceğiz. Hadi ye bakalım kızım. Aferin sana. Sen karnını doyur. Ben de bebişleri bir kontrol edeyim. Bakayım yaramazlar ne yapıyorlar. İşte bizim yaramazlar buradalar. Şimdi onları alacağım. Bir daha kontrol edeyim bakayım. Tire vesaire var mı? Varsa hemen temizleyeceğiz. Ondan sonra yerine koyacağız. İşte burada uyuyorlar. Şişkolar. Hadi gelin bakayım. Bebişlerimizde yine pireler vardı. Onları temizledik. Yıkadık. Hava çok sıcak olduğu için kamanın da bir zararı yok. Serinlediler. Şimdi güneşe koyduk. Kurumalarını bekliyoruz. Ondan sonra annelerinin yanına koyacağız. Hadi koruyun. Ondan sonra yuvaya. Annemizi de kontrol ettik. Her yerini. Annede pire görünmüyor. Anneyi ilaçlayıp bırakmıştık. Yavruları temizlemiştik. Demek ki o ilacın etkisi hala devam ediyor. Ama topraktan yavrulara geçmiş. Bu arkadaşlar da geldi. İşte bebişlerimiz burada. İlaçladık. Tekrar güzelce temizledik. Bakın pireler üstlerini de terk etmeye başladılar. İşte biraz daha bekleyeceğiz. Ondan sonra yuvalarına koyacağız. Tekrar tekrar bu şekilde kontrollere devam ediyoruz.
Bu yaramazlar diğer kardeşlerini de ayartmışlar. Gezmeye başlamışlar. Şimdi dördü bir yerde. Burada annemizin maması bitmiş. Şimdi tamamlayacağız. Siz burada ne yapıyorsunuz bakayım? He? Sizi biz zapt edemeyecek miyiz? Yaramazlar. Gözleri de açılmaya başlıyor. Diğerlerine de hemen bakalım. Yodu. Ne oldu? Kime kızıyorsun? İşte diğerleri burada. Uslu çocuklar. Aferin size. Aferin. Siz uslu uslu yuvayı dayatın. Terk etmeyin. Donmuş donmuş uyuyorlar burada. Biz şimdi hemen annemizin mamalısını, suyunu, her şeyi yedekleyelim. Diğer bebişler bizleri bekliyorlar. Onlara yetişelim. Aferin bebişlerime. Yavruları saydım. 8 tane, 9 tane olması lazım. Bunu buldum. En yaramazları bu. Bu tamamen uzağa gelmiş. Ne oldu? Sen burada ne yapıyorsun? He? Yaramaz. Gel bakayım sen bana. Gel gel. Yuvayı kaybetmiş. İşte. Kara çocuk zeytin. Bunu kahvaltılık niyetine yemek lazım. Hemen yuvasına götüreyim. Hepsini bir araya toparladık. İşte bakın. Gözleri de açılmaya başlıyor yavaş yavaş. Burada serin serin yatın. Dışarısı çok sıcak bugün. Tamam mı? Bir tanesinin iyice uykusu gelmiş. Şimdi böyle burada top olup uyuyacaklar. Aferin size. Buradaki bebişlerimizin 7'si de bu sefer burada. Hepsi geldiler. Daha mamanın kokusunu alır almaz yuvadan fırladılar. İşte çıpır 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 çıpır. Doyurun karnınız bakalım. Gel. En küçükleri sen misin? Gel gel gel. Sen de gel sen de gel. Tamam tamam ya. Niye kızıyorsunuz? Allah Allah. Hadi afiyet olsun. Biz şimdi sularını ve mamalarını yedekleyelim. Şu güzelliğe bakın Allah'ım ya. Kuyruklar da kıvrıldı. Hadi. Biz ormandaki kulübeleri orman çocukları için yaptık. Buradan tekrar sesleniyorum. Lütfen vicdanımıza yüklenmeyi bırakın. Şunu gördüm ki sistemi çökerten hayvan severim diyenler kendileri vicdanlarını rahatlatmak için bizim vicdanımızı yükleniyorlar. Hani siz yapın, yok işte biz size arada mama göndeririz, bakar mısınız? Ya kardeşim, biz iki kişiyiz. Anlayın artık. Biz Türkiye'de sistemin nasıl çözülmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Sizler sistemi çökertmek için uğraşıyorsunuz. Bu koyduğumuz kulübelerin yerine 50 yerine 200 tane köpek olursa ne olur? Birileri gelir, zehirler ya da bir şekilde yok edilecekler. Onlar sistemli şekilde her ilçeye yapılması lazım. Çıkın, bölgelerinizi ayarlayın, biz getirip kulübelerinizi koyalım. Daha ne istiyorsunuz Allah aşkına ya? Hiçbiriniz emek sarf etmeyeceksiniz. Ondan sonra hocam işte şurada şu kadar yavru var. Barınağı vermek istemiyoruz. Bu da bir de tehdit, vicdana yüklenme. Ayıptır, günahtır, bize de yazık ya. Hayatımız kaydı. Allah'tan korkun artık. Bizim canımız yok mu? Biz bu sıcaklarda gezmek zorunda mıyız? Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra detaylarını anlatacağım. Afiyet olsun. Yavrularımızın mamalarını veriyoruz. Bunlar geçen gün bulduğumuz çocuklarımız kısırlaştırıldı. Kulübelerimizin olduğu yere geldiler. Hoş geldiniz bakalım, artık birlikte yaşayacağız. Bizim amacımız yollardan atılan sağda solda bulduklarımızı İşte bu bölgelerde yaşatmak. Dostlar, bunu kurmak çok mu zor Allah aşkına? Binlerce kişi her yerde biz bunları izlediler. Diyoruz ki ilçelerde gönüllüler, yerlerinizi belirleyin. Ondan sonra bizlere ulaşın. Deyin ki hocam yerimizi belirledik, gelelim. Hep birlikte kontrolleri yapalım. Kulübelerimizi getirip o bölgeye koyalım. Ondan sonra bulduğunuz canları sizler de o bölgelerde bakın. Hepsini bizim buraya yığmakla vicdanınızı rahatlattığınızı zannedeceksiniz. Olmaz böyle bir şey beyler. Bayanlar, yetişemeyiz. Defalarca bunları söyledik. Bakın birinci, ikinci bölge oluşturmaya devam ediyoruz. Hala
bizleri aramaktan bıkmadınız. İnsanda birazcık empati kurun ya, biraz. Biz ne yapalım? Bakın 41 derece sıcak. Arıyorlar işte, çok sıcak çıkamadık. Ya tansiyonum var, şu var, bu var. Bizim yok mu? Bizim yok mu dostlar? Yaşama hakkımız da mı yok? Bakın buraya getirdiğimiz birçok can melek oldu. Burası taşıma yeri değil. Sadece buradaki canlara ait. Bir de bir şekilde sağda solda bulduklarımızı tedavilerini yapıp bu bölgelere koyup düzenli şekilde yaşatacağız. İşte bu iki tane, üç tane canı bulmuştuk. Hatta dört tane pardon. Kısırlaştılar. Buraya geldiler. Bakın kulübelerden de ayrılmıyorlar. Hadi afiyet olsun. Bebişlerimiz karınlarını doyurdular. Suları tazeledik. Mamaları da doldurduk. Bakın yeni çocuklarımız da karınlarını doyurmaya başladılar. Hadi afiyet olsun. Kimi şurada serinlerde. Sen orada ne yapıyorsun? Bakın dostlar, biz buraları temizledik. Ama hala çöp içerilere doğru devam ediyor. İşte yetişemiyoruz. Yetişebildiğimiz kadar oraları da temizleyeceğiz. Bu çocuğumuz da serin bir yer arıyor yatmak için. Hadi. İşte çocuklarımız burada huzur içerisinde. Yağmur adamların yanındayız. Hepsi acıkmış. Şöyle çevreyi de göstereyim. Mama, su, hiçbir şey de kalmamış. Şimdi hemen konservelerini açıyoruz. Onlar mamalarını yesinler. Ben de suları ve diğer yedeklemeleri yapacağım. İşte durum bu. Sıcak soğuk dinleyemiyoruz dostlar. Mecbur geleceğiz. Çünkü bu canların tek umudu bizleriz. Hadi afiyet olsun siz. Karnınızı doyurun. Hadi bakalım. Bebişlerimiz karınlarını iyice doyurdular. Şimdi oynama zamanı. Suları yedeklendi. Buraya da mamalar yedekledik. Kınalı kızımız da orada karnını doyuruyor. Yine ağacın gölgesini su doldurduk. Diller dışarıda. Hava çok sıcak. Hadi şimdi gölgelere geçip yatın bakalım, tamam mı? Biz yolumuza devam ediyoruz. Serin serin sularını da içmeye başladılar. Hadi bakalım. İşte hayat bu dostlar. Hadi afiyet olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun bebişler. Bitti çikolataların yanındayız. Suları mamalara getirdik. Üstüme tırmanıyorlar. Mamalar bende değil. Mamalar orada. Şimdi hemen konservelerini açalım. Karınlarını doyursunlar. Sular falan her şey gördüğünüz gibi bitmiş. Hepsini tamamlayacağız. Hadi bakalım. Toplan toplan, gel gel gel. Gel 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 gel. Hadi koşun, afiyet olsun. Evet, kuyruklar havaya dikildiğine göre mutlular. Onlar karınlarını doyursunlar, ben hemen suları ve mamaları yedekleyeyim. Suları ve mamalarını yedekledik. İki kap suları var, mamaları burada. Şimdi buraya konservelerini koyduk. Onlar yerken biz kaçacağız. Çünkü bizi takip edip yola çıkmasınlar. Hadi afiyet olsun. Doyurun karnınızı bakalım, yaramazlar. Sonra da gölgelerde yatın. Bunlar da tek atılan yavrulardan birkaç tanesini sırf örnek olsun diye çekmeye çalışıyorum dostlar. O kadar çok ki hangi birini paylaşacağımızı biz de şaşırdık. Şimdi burada konserveli karnını doyuruyoruz. Bu ikinciyi yiyor şu an. Buraya da mama yedekledik. İşte bu tip yerlerde yaşatacağız inşallah. Afiyet olsun. Bunlar da bizim dört yavrumuz. Şimdi konservelerini verdik. Anneleri burada yanımızda. Burada çalıların içerisine mamalarını da yedekledik. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Afiyet olsun. Hadi yiyin bakalım. Hmm.
Remzi Toprak, Meltem Turanlı, Ömer Faruk Sümer, İdris Kula, Emine Bacak, Şahin Der Türksever, Derya Şahin, Mehmet Can Karabulut, Nihat Çayır, Binnaz Gündoğdu, Nahattire Özen, Görkem Alp, Aybüke Adıgüzel, Burak Çam, Ömer İlbey ve Ayşe Kabalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Öpüşlerimiz iyice acıkmışlar. Bunlar dört kardeşler. Konservelerini veriyoruz. Kuru mamalarını ve sularını da yedekliyoruz bir taraftan. Önce bir karnından doyursunlar. Diğer çocuklar da toplandılar. Siz de mi geldiniz? Sizin mamanızı da vereceğiz. Tamam olur, vereceğiz. Önce bebişler doysun. Buraya mamalarını yedekledik. Şimdi sularını da yedekleyeceğiz. Bu da anneleri. Hadi afiyet olsun. Yetişkin çocukların mamalarını da buraya verdik. Bizim ufaklık karnını doyurdu. Şimdi abileri ablalarıyla büyük maması yemeye başladı. O da kendini artık büyüklerden sayıyor, öyle mi? Hadi tombişler. Bakın, yetişkinlerin hiçbirisi onları ellemiyor. Aferin, afiyet olsun. Bu iki kara kızımızın da mamalarını verdik. Yuvanın içerisine de mamaları yedeklendi. Suya girip gelmişler. Bunların olduğu yer rahat. Çok şükür anne kız burada yaşamaya devam ediyorlar. Hadi afiyet olsun. Bu yavrularımızın da konservelerini verdik. Deminden beri sıralarını bekliyorlardı. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Mamaları, suları hepsinin yedeklendi. Diğer çocuklarımız da burada. Onların da mamalarını yedekledik. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Burada da sarı kızımız var. Ona da mamasını, suyunu hazırladık. Ama sevilmeye doymuyor. Bunun bir yavrusu vardı. Maalesef artık yok. Bir daha bulamadık. Daha doğrusu başına ne geldiğini de bilmiyoruz. Büyük ihtimalle aldılar. İşte maması, suyu burada. Yakında onu da kısırlaştırmaya vereceğiz. Hadi gel, 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 gel kızım, gel. Gel doyur karnını. Aferin sana. Aferin sana.